Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı toplantısında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki yetki tartışmasına değindi. Bakan Tunç, yüksek mahkemeler arasında aslık-üstlük ilişkisi olmadığını söyledi. Çözüm için yeni anayasayı işaret etti. Mahkemeler arasında aslık-üstlük ilişkisinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki gerilim gündemdeki yerini koruyor. Bu kez de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuştu. Antalya'da yargı teşkilatı toplantısında konuşan Tunç, yüksek mahkemelerde aslık-üstlük ilişkisi yok. Çözüm yine hukuk içerisinde bulunacak dedi. Bugün ortaya çıkan sorunu değerli arkadaşlarım, değerli yargı mensuplarımız hukuk içinde çözmek mümkün. Yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun için var. Anayasanın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Evet, böyle bir madde varken 154. maddeye de baktığımız zaman adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciğinin yargıtay olduğu da belirtiliyor. Yüksek mahkemeler arasında aslık üstlük ilişkisinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Bakan Tunç çözüm için yeni anayasayı işaret etti. Sorunun çözümü Yeni bir anayasa yapmaktan, demokratik, kuşatıcı bir anayasa yaparak bu tür çelişkileri ortadan kaldıracak değişiklikleri gecikmeden yapmamız gerekiyor. CHP'li milletvekillerinin mecliste başlattığı oturma eylemine de değinen Adalet Bakanı bunun kabul edilemeyeceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturma eylemine değil, çalışma eylemine ihtiyacımız var. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın Görüş ayrılığını fırsat bilerek iki yüksek mahkememiz arasındaki bu sorunun çözümünde hakem olma durumunda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ve çirkin ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil.